Yo 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 hepinize selamlar ben heyecanlı ve bugün sizlerle başlıklarla görebileceğiniz üzere trade up yapıyoruz bayağıdır yapmıyordum bir ay falan olmuştu son trade up'ımızın üstünden ve The Armor ile birlikte yapabileceğimiz en çok şeylerden bir tanesi de yıldızı açmaktan sonra kesinlikle trade up olabilir diye düşünüyorum. Şimdi başlıktan bazılarınız hayal kırıklığına uğrayabilir evet M4 ABS trade up yapmıyoruz çünkü bu kanal bana bu kadar kazandırtmıyor dürüst olmamız gerekirse ama gene de bu sefer benim yaptığımın aksine high risk high reward yani yüksek risk yüksek kazançtansa ortaya birazcık bir para koyacağız ve ROI oranı olarak iyi bir trade up yapmayı planlıyorum. İki tane trade up yapacağız tanesi 5 ile 6 dolar arasında olacak ben bugün 12 dolar civarında harcadım bu iki trade up için ve sonucunda neler çıkacağına bakacağız. Öncelikle trade up'ı göstereceğim sizlere ondan sonra neden bu trade up'ları seçtiğimi ve float'u nasıl ayarladığımı anlatacağım. Videonun sonuna doğru da e, trade up'ı yapacağız. Şimdi filler skinlerimizi yani e, 8 tane olan doldurma skinlerimizi New koleksiyondan seçtim ve bunların tanesi ortalama olarak 55 cent'e denk geliyor arkadaşlar. Onun dışında ana e, grafik dizayn koleksiyondan seçtim. Ana operasyon skinlerimizi ise bunları da XM1014'lerden seçtim. E, float açısından en mantıklılar buydu. Float konusunda ufak önemli bir detay var arkadaşlar. Araya oranları yüksek olan e, trade up'larda Floatlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve ben de bunları seçerken Factory'nü yani fabrikadan yeni çıkmış New koleksiyondan skinleri 0.060 ve altına aldım. Bu çok önemli. Bunları da kaçırmayın. Kötü floatla almayın diye söylüyorum. Hani yanlışlıkla kolay kolay alamazsınız New koleksiyonu Fakat en azından grafik dizayn için iyi dinlemenizi öneriyorum. E, grafik dizayn içinde XM 1014'lerdeki en düşük floatlar genellikle XM'de bulunuyor. Ve o en uygun fiyatlar XM'de bulunuyor. Kendilerini ise 0.24 ve aşağısını aldığımı söyleyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki abi skinler pahalı değil işte niye yapıyorsun? Şimdi bu float'lara girdirdiğim zaman arkadaşlar ortalama olarak bana 5 ile 6 dolarlık bir cost arasında çıkıyor. XM'ler 60-65 cent, MP5'ler de 55 ile 60 cent arasında değişiyorlar ve bununla da birlikte 5.5-6 dolar arasını bir şey noktasına geliyoruz ve 80'e 20 bir şekilde bir şans oranımız oluyor. 80'e 20 çok çok iyi bir şekilde durmayabilir fakat outcome'larımızın 3 tanesinin tamamı karken bir tanesi break even oluyor. Yani bizim ciddi anlamda batma ihtimalimiz 50'ye 50'ye kadar düşürmüş oluyorum ben sizlerle bu trade up'la. E, Glock nükleer garden çıkarsa kar ediyoruz. Augrand no access'te neredeyse e, birebir avantajlıyız. Bizi tek batırabilecek şey buradaki Max 7 core bridge. Onu da e, kar edememizin en büyük sebebi minimal wear'da gelmesi. Çünkü float'u yani float cap dediğimiz noktası çok daha yukarıda olduğu için bu elimizdeki average float'la elimizdeki ortalama float'la birlikte bunu açmamız oldukça zor. Biliyorum çok fazla İngilizce terim kullanıyorum fakat bu terimlerin Türkçesi ciddi anlamda yok CS Trade Up literatüründe. O yüzden anlamadığınız nokta varsa yorumlarda sorarsanız cevaplamaya özen gösterebilirim. Ee, peki neden New koleksiyonu seçtim? Filler olarak yani doldurma itemlerimiz olarak neden New koleksiyonundan mil spekleri seçtim? Tamamen ve tamamen Aroya'yı yükseltmek adına. Çünkü burada başka koleksiyonlarımız da olabilir. Yani Restricted'a e giderken fiyatlara baktığınız üzere ciddi anlamda nükleer garden parayı neredeyse birebir çıkartıyor ve random access'te büyük bir yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Fakat diyebilirsiniz ki abi işte ben biliyorum ee, bu bu olayı çok hakimim. Eski tren, eski tren. Hatta ve hatta şuradaki e, koleksiyonlardan bir tanesi neydi? Bank olabilir. Mesela neden eski tren yapmıyorsun? Milispe kalsan sadece bir tane Restricted çıkacak. Daha avantajlı olmayacak mı senin için? Kesinlikle kesinlikle öyle ama... 23 lira para harcıyorum. Yani aslında aldığım MP5'lerden New koleksiyona daha fazla para harcıyorum ve karşılığında bu tren koleksiyonundan gelirse sadece 10 liralık skin geliyor. E öte yandan New'ü tercih ettiğim için de battığım en kötü ihtimalle en kötü 150 liralık skin alacağım. A Allah razı olsun. Hani bu durumdan kaynaklı olarak birazcık şans oranımızdan yiyoruz ama popumuzu daha garanti alıyoruz gibi hesaplayabilirsiniz. Peki neden grafik dizen koleksiyonu diye de soracaklarınız olabilir. Evet Normalde trade up'larda bu kadar anlatmıyorum fakat bu aralar çok fazla yeni gelen izleyici olduğu için en azından detaylı bir şekilde bilmenizi istiyorum. Sonrakilerinde bu kadar detaylı anlatacağımı düşünmüyorum. Aralarındaki en yüksek ROI yani Return of Investment olarak en avantajlısı bu arkadaşlar. Yani olur da siz de bir trade up yapmak isterseniz kaçacağınız en büyük koleksiyon Sports and Field. Ondan sonra Overpass'i yapmaya gene razı olabilirsiniz. Ama Sports and Field'ın ROI oranları ciddi anlamda kötü. Velev ki bizi bugün Restricted çıkartırsak da videonun aldığı hite beğeniye göre belki ve belki şöyle bir Desert Eagle Starcade bir, bir noktalarda gelebilir. Hiç belli olmaz ufak ufak sizleri hype'lamış olmayayım ama yapmayı istiyorum. Aklımda var yani ciddi anlamda istiyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan videonun kendisine geçelim. 20 tane burada görmüş olduğunuz itemimiz var. 4 tane XM1014 kalanlarımız işte. P250, MP5, P90 tarzında takılıyorlar gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi takas kontratında kullan diyorum ve buradan skinlerimizi seçiyorum. Ee, bilmiş olduğunuz üzere ikişer de ikişer kullanacağız yani 8'e 2 bir oranla yapacağız. Seçerken düzgün seçeyim. Mesela şuradaki P90 2000, 2500 lira falan arada <laughs> katlayacağız diye kendi paramızdan olmayalım. Şimdi buradaki ilk trade'ımız ekranda. Dediğim gibi ee, ana isteğimiz aslında buradan M4A4 ama en yüksek kar oranı m 4 a 4te olduğu için ama grafik koleksiyonuyla alakalı her şey çok fazlasıyla varım. Çünkü bu başka bir video konusu açabilir diye de umuyorum. Çok fazla uzatmadan 3, 2 ve 1 başlıyoruz. Okey, okey, okey. Çok fazla üstüne ağlamanın bir anlamı yok. Hani araya oranlarını biliyorduk, şans oranlarında farkındaydık. E, hemen bakalım. Fabrikadan yeni çıkmış. En azından float konusunda doğruyuz. Bu konuda bir yalancılığımız yok gibi de düşünebilirsiniz. Hızlıca videonun sonunda fiyatına bakarız ama ne kadar harcadık, ne kadar yer aldık bir de ona bakmış oluruz diye düşünüyorum. Takas kontratında kullanıyoruz ve buradan hemen MP5 yerimizi seçiyoruz. 2 tane XM 1014'ümüzü seçeceğim ama bir tane XM 1014'ü sona atacağım. Hani aslında şans oranlarını falan değiştirmiyor tamamen. Batı e, batıl inanç gibi de düşünebilirsiniz yani bu muhabbeti. Şimdi 3 2 ve 1. Yapma ya. Yapma ya. Ben video çekmeyeyim mi ya? Ben video çekmeyeyim mi CS? Niye böyle oluyor? Hani bakın bu arada harbiden 12 dolar falan harcadık. En kötü bir tane trade up'ın parasını geri aldık ve aslında bu oldukça iyi bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ah 4.87. Hatta şunu Steam'e girelim, bakalım. Ve hani ciddi ama ben bu videodan çok önemli bir para kaybetmedim ve böyle birisi girip bu kadar az para kaybetmek çok güzel bir şey. Çünkü ya kötü anlamdan bakmak gerekirse max 7 de çıkabilirdi. Hani o yüzden çok da ağlamamak gerekiyor. Ama iki tane e, avuk çıkardık, katlamadık. Doğruya doğru söyleyeyim. Ama e, Steam %15 kesmeseydi neredeyse break even olabilecek bir noktadaydı. Trade up başına 1.5-2 dolar kaybettim en iyi durumda. Ki 2 dolar bile kaybettiğimi zannetmiyorum dürüst olmam gerekirse. O yüzden çok çok üzüldüğüm bir nokta yok. Sadece daha fazla konten çıkartamadığımıza üzülüyorum diyebilirim. Onun dışında videonun da bir sponsoru var. Skins Monkey. Skins Monkey bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas takaslarından bir tanesi. Ve özellikle de spesifik float'lu trade up'lar yaparken arkadaşlar bakabileceğiniz en önemli nokta şu. Skins Monkey ee, siz itemleri alırken özel bir overpay uygulamıyor. Doppler tarzındaki itemler olmadıkça. Ve düşük floatlu operasyon skillerini hatta ve hatta filler skillerinizi buradan bulabilirsiniz. Legojan kodun kullanarak ilk takasınızda 5 dolara varan bir bonus. Ondan sonra da %35'e... Ee, olan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz. Sonra günlük haftalık ve aylık olarak da çekilişlere katılabiliyorsunuz. Tabii ki de Skins Monkey'de video sponsorlukları için teşekkür ederim. Ben trade up yaparken ara sıra kripto ile para atıp ciddi anlamda burada ee, skin alıyorum. Bu, bu konuda e, çünkü bazen overpaysiz ve aynı anda botlardan geldiği için de avantajlı olabiliyor. Tabii ki de daha kötü bir nokta gelebilirdi. Çünkü şöyle düşünün şuradaki Max 7 gelseydi beni çok mutlu etmezdi. Max 7 gelseydi harbi harbi bir tane bile AUG parasını çıkartmıyordu görmüş olduğunuz üzere. O yüzden en azından AUG'un gelmesi eyvallah. Ama mutlu değiliz. Bugün de mutlu değiliz. Grafik koleksiyonu yüzümüze gülmedi. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. yorumlarda görmek istediğiniz trade up'lar varsa ya da sizin önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Yapabilirsem yapmaya çalışırım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.